Trabzon'da bulunan Sümele Manastırı'ndaki tahribat görenleri şaşkına çevirdi. Tarihi manastırda birçok freskin suratları parçalanmış iken birçoğu üzerine yazılan isimler yüzünden artık görünmez halde. Uzun restorasyon sürecinin ardından 28 Temmuz 2020'de yeniden açılan Sümele Manastırı, insanlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Kuruluşu 13. yüzyıla uzanan manastırı ziyaret edenler, gördükleri tahribatı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Ziyaretçiler UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde bulunan Sümele Manastırı'nda bir insan boyunun yetişebildiği, neredeyse bütün fresklerin suratlarının parçalandığını gördü. Ayrıca bazı freskler tamamen kazınmışken bazılarının üzerine isimler yazılmış. Tarihi manastırda sadece tavandaki fresklerin suratlarının sağlam durduğu görüldü. Ancak yapılan tahribatın ne kadar yeni olduğu bilinmiyor. Manastırı gezen ziyaretçiler birçok freskin tahrip edildiğini söylüyor. Denizden 1150, vadiden 300 metre yüksekteki bu Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi şimdiki durumuyla varlığını 13. yüzyıldan itibaren sürdürüyor. 1204 tarihinde kurulan Trabzon Komnenosları Prensliği'nden 3. Alexios zamanında manastırın önemi artmış ve fermanlarla gelir sağlanmıştı. 2015 yılında restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan manastırın bir yıl süreyle geçici olarak ziyarete kapatılacağı belirtilmişti. Ancak restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yapıldığı manastır yaklaşık 5 yıl açılmadı.